21 Aralık, 27 Aralık. Balık burçları. Çok keyifli bir hafta. İnanılmaz güzel. Arkadaşlıklar, iş çevreniz. Yani güzel gelen mailler, paraya dayanıklı teklifler. Yani insanların sizi gerçekten enerji anlamında davranışlarından, çevrenizdeki insanlardan faydalanabilir. Siz de fayda görebilirsiniz. Yapacağınız bu enerji size işinizde, konumuzda, alanınızda daha rahat bir daha bir rahatlık sağlayacak. Özellikle planlar, partiler, koşturmalar, grupsal işlerde ve arkadaşlarınızla alakalı görmezden gelmeyeceksiniz. Herkese destek olacağız. Artı böyle bir iyilik meleği haftanız olacak ve herkese iyilik etmek isteyeceksiniz ve iyiliğinin bedeli işte olsa çok güzel kazançlar sağlayacaksınız. Yani içinize sanki bu olacak diyorsunuz, evet olacak. Yani şöyle bir durum geçiyor, gerçekten olur mu dediğinizde bununla ilgili enerjiler, bununla ilgili önünüze bir sürü oluşumlar gelecek. Değerlendirmeniz sizin için sağlıklı. Kendi işini yapan, özellikle işini büyütmek isteyen balık burçları, evet yap arkadaşım. Devletle ilgili sorunlarını ilk önce çık. Devlet evraklarını eksik, bunlarla alakalı sorunlarını hallet. Ne yapmak istiyorsan startını ver, yap. Çünkü sana artık dur demek yok. Başarı, bereket, aydınlanman var senin. Yani bu ay sen bunun altyapısını oturtursan önümüzdeki belli bir süre sonra bunlarla ilgili çok büyük bir hayır dönemi. Devlete girmek isteyen, devletle ilgili evrak bekleyen, devletle alakalı sorununuz varsa aydınlanın. Mahkemeniz bile varsa maddi olarak kazanç sağlayacağınız bir döngüye giriş yapacaksınız. Bu da sizin için çok keyifli ve güzel olacak. Romantik bir hafta sonu geçireceksiniz. Kafanızda planladığınız kişiye hediye almak, sürpriz yapmak, onu onur etmek gibi bir fikriniz var. Bu doğru bir karar, yapın diyorum. Gelecekle alakalı da özellikle kendinizle ilgili planladığınız dağ evi mi, müstakil ev mi, güzel bir jip mi alacaksın, ne kararın varsa bunlarla ilgili çalışmaların da doğru olacak. Özellikle çocuklu annelerle alakalı söylüyorum bu bölmeyi. Eğer ilişkiniz, ha çocuklar doğdu, birbirimize güzel iltifatlar edemiyoruz, çocuklar vaktimiz. Evet, bu hafta eşiniz ya da siz sevginizi çok güzel, aşkınızı çok güzel ifade edeceksiniz. Tekrar ilk günkü dengeye girme evreniz var. Alacağınız teklif ya da sunacağınız teklif her iki tarafı da mutlu edecek diyorum. Aile büyüklerimiz de güzel, olumlu, sizinle ilgili bir ev konusu var, size vermek istiyorlar. Buraya ile ilgili ne yapmanız gerekiyorsa, kirasını mı alacaksınız, eve mi geçeceksiniz, karar sizin. Ve bekarsa, hiç evlenmemiş bazı balık burçlarının evinde ablanız, abiniz, amcanız, dayınız varsa güzel bir kısmet var. Onunla ilgili de büyük bir sevinç ve mutluluk yaşayacaksınız değerli balık burçları. Kendi işiniz ve artık kurumsal bir sektörde çalışıyorsanız, iki işi birden devam ettiriyorsanız artık kurumsal alanı bırakıp kendi işinizin üzerine gireceksiniz. Küçük bir yerdeyseniz, kurumsal bir noktaya girmek istiyorsanız bununla ilgili altyapıları da oturtup güzel bir kapının aydınlanmasını yaşayacaksınız değerli balık burçları. Yani siz de aslında şans iş haftası, ilişkinizi toparlama, aile düzenini toparlama, parayı toparlama. Yalnız bir hayaliniz var. Böyle Bodrum ya da Ege ya da Akdeniz, yani deniz olsun da neresi olsun dediğiniz bir yerden aile büyüklerinize yazlık alma ya da yatırım yapma niyetiniz var. Bunu da Nisan ayına kadar çözmüş olacağınız için şimdiden bunun planlarını yapıyorsunuz. Doğru bir plan diyorum. Sağlık olarak özellikle mide asitleriniz olabilir, kan şekerinizle ilgili ve son zamanlarda göz tansiyonunuz olabilir ve göz tansiyonunuzun dışında da mutlaka göz numaranızla alakalı sıkıntılarınız olabilir. Bunları kontrol ettirelim. Bir de annenizin sağlık problemi, özellikle düşebilir, ayağını kırabilir. Bu tarz noktalara dikkat edelim, ihmal edilmesin. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz değerli balık burçları. Astrolojiden ne haber ve AK Official benim iki sayfam. Takip etmek isterseniz de takip edebilirsiniz. Sevgi, umut, aşk sizlerle olsun. Hoşça kalın.